Merhaba arkadaşlar, ben Üstü Hoca. Bomba gibi bir video ile yine inşallah karşınızdayım. Nedir hocam videomuz? Videomuz Toplumcu Gerçekçiler 2 videosu. Bakalım bu romancılar kimlermiş? İkinci bölümde kimler varmış? Çok büyük isimler var ama onu söyleyeyim. Rıfat Ilgaz'la başlayacağız. Rıfat Ilgaz'la ilgili bilmen gereken tek bir anahtar özellik var. O da mizahi ögeleri fazlasıyla işliyor olması. Eserleri içerisinde ise Hababam sınıfı, ki bunun binlerce demeyelim hadi, birkaç tane türü var. Yani Hababam sınıfı sınıfta kaldı, Hababam sınıfı uyanıyor gibi onlarca türü diyelim var. Ve birçok türe de çevrilmiş, tiyatrosu yapılmış, filme çekilmiş, romanı var vesaire vesaire. Karartma Geceleri, Sarı Yazma, Halime Kaptan, Bizim Koğuş ve Nerede O Eski Usturalar adında eserler. Rıfat Ilgaz için bilmeniz gereken isimler. Çok çok önemli özellikleri yok, onu söyleyeyim. Sabahattin Ali'ye bakalım isterseniz, gelin. Sabahattin Ali, Maupassant tarzı hikayeleriyle tanıyacaksınız. Lütfen bunu unutmayın. Bu çok önemli. Çok karıştırıyor öğrenciler. Yani sorulara bakıyorum. Özellikle hikayeyle ilgili sorularda bu Maupassant tarzı mı yoksa Çehov tarzı mı? Yani gırla karıştırılıyor. İçiniz rahat olsun. O yüzden lütfen hakim olunuz buna. Sabahattin Ali, Maupassant. Yani hocam klasik öykü. Yani hocam olay öyküsü noktasında hatırlayacağız. Psikolojik çözümlemeler fazlasıyla Sabahattin Ali'de yer alan özelliklerden. Yani bireyin iç dünyasına esas alanlara kayıyor gibi. Aman senin aklında öyle bir kayma olmasın hocam. Romanlarına baktığımız zaman Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan ve Kürk Mantolu Madonna, her birini okuduk. Her birini okumalıyız. Her biri birbirinden değerli romanlar. Öykülerine baktığımız zamansa Kaan'ı, Ses, Sırça Köşk, Değirmen ve Yeni Dünya gibi çok önemli eserleri imza atmış. Sabahattin Ali sınavda sorulacak da şu maddelerden bir tanesi gelmeyecek. İmkansız. Bunu yaz bir köşeye hocam. Sabahattin Ali'yi sınavda soracaklar ve sen şunlardan birini sınavda görmeyeceksin. Hiç anlatmayalım o zaman biz. Boş anlatıyoruz o zaman. İçin çok rahat olsun hocam. Arkana yaslan yeter. Tek isteğim bu. Orhan Ançerlioğlu böyle araya kaynamış gibi büyükşehir insanının sıkıntılarını anlatması bakımından bence orijinal. Büyükşehir insanının sıkıntıları ne be? Değil mi? Köylü sorunlarını anlarız da, köy insanının sorunlarını anlarız ama büyükşehir insanının sıkıntıları. Yani şu anlamda söylüyorum hocam, neden olmasın, binlerce sıkıntı var, aslında onu kastetmiyorum da konuyu kastediyorum. Onlarca konu varken ve herkes köy sorunlarının fazlasıyla yaşıyorken büyükşehir insanının sıkıntıları noktasında Orhan Hançerlioğlu biraz farklı bir özellikle karşımıza gelmiş. 7. Gün ve Bordamıza Vuran Deniz önemli eserlerinden. Geçtim hocam bu ismi, sorulur mu? Bence neredeyse imkansız ama gelirse gelecek özellikleri konuştuk. Kemal Tahir, tarihi roman, Tahir'le tarihi ifadeleri birbirini lütfen çağrıştırsın. Nehir roman, dikkat, yine Tahir kelimesi, nehir, birbirine yakın ifadeler değil mi? Yerel ağız fazlası da var Kemal Tahir'de. Yani Kemal Tahir hangi yörenin insanını anlatıyorsa o yörenin ağzıyla o insanları konuşturmuş. O anlamda da orijinal bir özellik taşıyor. Köy sorunlarını fazlasıyla işlemiş o dönemki birçok isim gibi. Göl İnsanları adında bir öyküsü var. Romanlarına baktığımız zaman Sağırdere, Kör Duman, Köyün Kamburu, Rahmet Yolları Kesti, Kurt Kanunu, Devlet Ana, Yorgun Savaşçı ve 3 noktayı koymuşuz. Onlarca romanı var çünkü. Kemal Tahir'den Fatma İrfan'a Mektuplar adında bir de mektup türünde eseri var arkadaşlar. Tabii ki Kemal Tahir onlarca roman yazmış. Nehir roman, yani birbirini takip eden romanlar var fazlasıyla. Değil mi? Esir Şehrin insanları, Esir Şehrin Mahpusu. Yani onlarca eseri var. Buraya yazmadığım ama bunları bilmeniz fazlasıyla yetecek. AYT edebiyat notlarından da zaten çalışıyorsunuz. Orayı da şöyle bir tekrar ederseniz olur biter hocam. Kemal Tahir cepte. Kemal Tahir'den soru gelsin. Hadi görelim şunlardan birini kullanmasınlar. Mümkün değil. İçiniz çok rahat olsun. Yaşar Kemal. Bakalım neler yaptı bu büyük insan. Toroslar ve Çukurova dendi mi? Akla Yaşar Kemal gelsin hocam. Gelmiyorsa eksiksin demektir. Hocam Toroslar geçtiği için de Çukurova geçti ama Yaşar Kemal olmadı sorunun cevabı. Yırtıyoruz o soruyu. Yani çok nadir. Yırtma da çok nadir yani. Kemal Sadık Gökçeli ya da direkt Sadık Gökçeli diye de geçiyor. Yaşar Kemal'in asıl adı biliyorsunuz. Doğa betimlemelerine çok fazlası değer vermiş, konuşamadım. Doğa betimlemelerine fazlasıyla işlemiş. Kısa cümleleri var. Bir de atasözlerini, deyimleri fazlasıyla kullanmış hocam. Ben şu kamerayı her zamanki gibi durdurayım telefonu. Evet, harika, durdu gibi. Evet, neler var hocam eserlerine bakalım. Çok önemli eserler içerisinde İnce Mehmet, Yılanı Öldürseler, Deniz Küstü, Çakırcalı Efe, Sarı Sıcak önemli eserlerinden. Efsanelerine baktığımız zaman Ağrı Dağı Efsanesi, Üç Anadolu Efsanesi, dikkat, Binboğalar Efsanesi cepte kalsın. Çukurova Yana Yana adında bir de röportajı var.
AYT Edebiyat Notları kitabımda şeyi verdim arkadaşlar. Serilerini fazlasıyla verdim. Buraya çok sıkıştırmak istemedim. Yaşar Kemal'in birçok serisi var. Üçlemeleri var. Dağın Öte Yüzü gibi. Bakmanızda fayda var ama şu bilgiler yetecek artacak. Orhan Kemal'de neyi bilelim hocam? Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü. Hocam bunları neden veriyoruz? Yani aslında şöyle bir gereği var. Yani adam mesela Orhan Kemal'i anlatıyor. Upuzun bir metin var. Hiçbir şey anlamıyorsun. Kalemi güçlü, şunu yaptı, bunu yaptı, teknik açıdan sağlamdır, romanları çok önemlidir, hikayeleri vardır, tiyatrosu vardır, işte döneminde çok sevilmiştir. Ulan hangi adam bu adam? Bir şey yok ortada. Hep böyle genel toparlama cümleler. Nasıl bulacağız bu ismi biz? Ya bir yazar eser, eserden çat diye vuracaksın ya da böyle takma adı şudur falan gibi alakasız bir giriş yaparsa oradan vuracaksın. Onun için. Tamam, lütfen dikkat. Genel özelliklerde doldurma laflara çok inanmıyoruz. Doldurma laflarla vakit hiç kaybetmeyelim. Adana, İstanbul yöresi, bölgesi, illeri, ilçeleri, köyleri neyse artık fazlasıyla işlenmiş. Fazlasıyla. Bu iki anahtar kelime cebinizde kalsın Orhan Kemal'de. Gelin eserlerine bakalım, onlar daha değerli bence. Romanlar içerisinde Baba Evi, Avare Yıllar, Murtaza, Eskici ve Oğulları, Hanımın Çiftliği, Cemile ve dahası... Öykülerine baktığımız zaman Ekmek Kavgası, Çamaşırcının Kızı, 72. Koğuş, Kardeş Payı ve dahası, tiyatrolarındaysa İspinozlar dikkatimizi çekecek. Orhan Kemal her sene banko sorulardandır. İlla ki bir şekilde gelir. Ya tek başına sorulur, sorulmazsa da mutlaka seçeneklerde elemeniz gerekir. Özellikle hikayelere dikkat çekmek isterim hocam, lütfen cebinizde kalsın. Geldik Abbas Sayır, haydi bitiriyoruz. Orta Anadolu yöresini anlatması bakımından önemli. Romanların içerisinde Yılkı Atı, Can Şenli, Çelo gibi önemli eserleri var. Öykülerinde ise Yorganımı Sıkı Sar, bilmeniz gereken öykülerinden. Şimdi Orta Anadolu'yu fazlasıyla anlatmış. O dönemin, o yörenin insanlarını fazlasıyla işlemiş. Özellikle de köy sorunları Abbas Sayar'da büyük yer tutmuş. Toplumca gerçekçi olması bakımından diğer isimler gibi gözlem gücü yüksek değil mi? Fazlasıyla gezip gördüğü yerleri anlatma taraftarı olmuş ama toplumun sesi olmuş hocam. Toplumcu gerçekçiler gibi. Hepsinde aynı şey geçerli aslında. Her ne kadar kendi gördüklerini, yaşadıklarını anlatıyorlar gibi görünseler de toplumcu kimlikleri gerçekçiliklerinin de çok çok ötesine geçmiş. Abbas Sayar'da onlardan bir tanesi. Yılkı Atı, Doruk Israk unutulmamalı hocam. Muzaffer Üzgü. Muzaffer Üzgü'yü mizahi yönüyle bileceğiz ve alttan alta taşlamalarıyla, göndermeleriyle tanıyacağız. Halodayı ve iki öyküsü hiç unutmuyorum arkadaşlar. Lise 2'deyim. Lise 2, evet evet, net hatırlıyorum. Lise 2'deyim hocam. Derste Halodayı konuşamadım. Halo diyecektim buna. Halodayı ve İki Öyküz adlı romanı anlatmıştım. Rahat bir 400 sayfası var, öyle hatırlıyorum. Rahat 400 sayfası var. Yine çok kalın bir kitap. Onun tanıtımını yapmıştım. Bu eseri hiç unutmuyorum. Hatta kapağında da böyle bir şalvarlı falan bir köylü tasvir edilmiş. İki kolunu da böyle öyküzlere atmış. Bir tane vatandaşımızı düşünelim. İki tane de öyküzü şöyle düşünelim hocam yan yana. Çok ilginç bir görüntüye sahipti hocam. Haydi kaçırmayalım. İlyas Efendi Gecekondu hocam romanları içerisinde. Ekmek Parası, Uçtu Uçtu Ali Uçtu, Bülbül Düdük çocuk kitapları içerisinde. Deli Her Gün Bayram, Bando Takımı, Donundaki Para ve Orta Direği Yıkan Ayı gibi çok önemli öyküleri var. Muzaffer İzgin'in de hocam cebinizde. Kala Halo'dayı ve iki öyküde çizemedik bu arada. Allak bullak bir şey çıktı ortaya. Aziz Nesin. Mizahi yönü yine ağır basacak. Siyasi bir yönü var. Siyasi çalışmalarıyla tanınmış. Eserlerinde de siyasi göndermeler fazlasıyla karşımıza gelecek. Romanlar içerisinde Zübük, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz. Masallarına baktığımız zaman Aziz Dede'den masallar ve taşlamaları içerisinde de Aziznameyi cebinizde tutunuz. Ben her sene söylüyorum, sorulma ihtimali neredeyse imkansız isimlerden, ki neden sorulmasın, cepte kalsın. Halikarnas Balıkçısı, esas adıyla, asıl adıyla Cevat Şakir Kaba Ağaçlı, lütfen uyuma. Deniz Öyküleri çok çok önemli. Mavi Hümanizma adında bir akımın da savunucusu. Mavi Sürgün, Uluç Reis, Aganta Burina Burinata. Hemen hemen böyle 2-3 yılda bir sorulan bir eserdir Aganta Burina Burinata. Bilmenizde fayda var Halikarnas Balıkçısı'nı da. Peki hocam, uzattım. Fazlasıyla sıktım. Ne yapacağız hocam, onu söyleyelim. Bundan sonra diğer modernizmi, postmodernizmi, esas alanlar falan diye devam edeceğiz. Çok kısa sürede de konularımız bitecek. Sizden ricam, lütfen geçen seneki videoları sık sık izleyin. Bu videolarla güzel bir tekrar yapın. Ve AYT Edebiyat Soru Bankam'dan da, Fulleten Edebiyat Soru Bankam'dan da bu kısımları çözmeyi unutmayın hocam. Haydi tam gaz hocam. Pes etmemenin, sımsıkı durmanın tam zamanı hocam. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.